14-20 Haziran. Değerli boğa burçları, nasılsınız? Umarım her şey güzel, umutta, keyifte, sağlıkta, ağız tadında olsun. Yükselen ve ay burcunuzu mutlaka takip ediyorsunuz. Kendi enerjinizi yükseltmeye ihtiyacınız var. Yapmış olduğunuz yeni projeler, anlaşmaya çalıştığınız işler ve karışık ofis alanınız ve dosyalarla alakalı kafa acayip derece gergin. Yoga yapabiliriz. Uyku dengemizi dengeleyebiliriz. Çünkü gerçekten attığınız yeni başlangıç ve iş kapılarınızla ilgili çok daha sizi tatmin edecek. Hayatınızdaki fırsatları doğru değerlendirdiğinizde de güzel oluşumlar ve parayla alakalı kaygı dönemimizin geride kalacağı. Aslında doğru mu adım atmaya başladınız? Attığınız her adım size kazanç, özgüven ve sağlam ve kendinizden emin adımlarla hareket sağlayacaksınız. Hazırlıklı olun. Çok güzel anlaşmalara hazır olduğunuzu hissediyorum. Özellikle yurt dışına yerleşmek ve yurt dışı ile ilgili beklediğiniz evraklarla ilgili de olumlu ve size doğru iletişim var edecek. Belli ara yurt dışı diyaloğumuz, belli ara şu an yaşadığınız alanla ilgili iletişimleriniz çok hakim olacak diye uyarıyorum. Sezgileriniz, evet rüyalarınız ya da hissettiklerinizi birebir yaşayacaksınız. Yani gece rüya gördüyseniz gündüz aynı hissettiğiniz şeyle birebir karşı karşıya kalacaksınız. Yalnız ortaklı iş yapan ve hala maddi olarak kendi dengelerini oturtamayan boğa burçları için Haziran 22, 24, 26 arasında maddi olarak rahatlayacaksınız ve beklediğiniz kredi ya da uzun süredir sizin hak ettiğiniz paranızla ilgili toparlanma ve bu gelecek paralar sizi gayet rahatlatacak diyorum. Aile içerisinde uzun süredir bir toprak ya da altın tartışması var. Bu demektir ki bir yakın anne baba kardeşler arasında alışveriş sırasında birinin rahatlığı rahatsız etmeye başlamış gözüküyor. Onun şu an bu maddi durumu yok ve şu an için ödemeyecek beklentiniz varsa da beklemeyi bırakmanızı tavsiye ediyorum değerli boğa burçlarım. Ortaklı iş yapanlarda maddi süreçler toparlanacak ama yerini büyütmek, yeni bir ofise geçmek, yani avukatsanız bile birebir kendi hayatınızı, kendi ofisinizi oluşturmak istiyorsanız Temmuz ayının ortası itibariyle bununla ilgili radikal karar vereceksiniz. Şu an yapayım mı yapmayayım mı dediğimiz dengeleri bekletiyorsunuz. Yapın ama planlı ve programlı yapın. Bu ara yemek yemeye acayip derecede tatlı kriziniz olabilir. Şeker ya da tansiyon enerjimizi kontrol etmemiz gerektiğini uyarmam gerekiyor. Özel hayatınızla alakalı da kalbinizdeki insanla iletişim dengeleriniz olacak. Adını koyamadığınız bir iletişimde netlik ve bu ilişki artık doğru noktaya doğru ilerliyor. Evlilik olan bazı boğa burçlarında da tartışma konuları sizinle alakalı değil. Birbirinizi dinlemeden parlıyorsunuz. Biraz iletişimimizi daha sakin bir noktada olgunlaştırırsak bu evlilik bitmesi gereken değil, hatta birbirinize sarılması gereken bir evlilik. Bazı boğa burçları uzun süredir mutsuz olan evli olanlarda da anlaşmalı, radikal şekilde yol ayrımı söz konusu olacak. Bir de yeni evlenmiş ve çocuk isteyen bazı boğa burçları için de biraz daha sabırlı olun. Rabbim size bu kapıyı vermiş olarak gözüküyor ama siz aceleci olduğunuz için bir an önce olsun istiyorsunuz. Olacak, panik yapmanıza gerek yok. Eğer iş probleminiz 3-4 yıldır sorunluysa ve iş kapınız evde artık haçlık almaktan bıktım diyorsanız Haziran sonuna kadar güzel bir iş kapınız olacak. Gözü kara girin, yavaş yavaş kendinizi orada ispatlamanız gerekiyor. Bazı boğa burçlarında dil eğitimi, doçentlik, yüksek lisans düşünceleriniz var. İlk önce dil eğitimimize başlayalım. Eylül-Ekim'de de yüksek lisansınızla alakalı karar verdiğiniz noktaları belirleyelim diyorum. Sağlık olarak boyun fıtığı, bağırsak enfeksiyonlarımız ve göz alerjimiz olabilir. İhmal etmeyin. Bir de ailenize ait bir ev konusu ya da bir toprak
konusu yarı devlette, yarı sizde gibi gözüküyor. Bunlarla ilgili bir para beklentiniz varsa daha vakti var ama haklarınızı alacaksınız. Uzun süredir de evde dekorasyon, yenilik ve yenileme niyeti olan bazı boğa burçlarında badana, boya, dekorasyon, güzel kendi alanınızı değiştireceksiniz. Hatta çocuklarınızla alakalı ya da yatak odanızla ilgili değişimler söz konusu olacak. Bu da size iyi gelecek. Değerli boğa burçları, bu dönem en çok şunu yapmanızı istiyorum. Kendinizi sevmenizi, evet kaygı ve endişe hakimiyetimiz çok ön planda, devamlı olumsuz enerjiyle uyanıyorsunuz. Lütfen bir olumlu, Yaradan'ın sizi uyandırdığına göre yaşadığınız gözüküyor. Enerjilerinizi olumluluğa doğru çevirirseniz daha huzurlu olacağınızı söyleyebilirim. Sürpriz de bir ufak bir seyahat niyetiniz var. 24 Haziran itibariyle de bu seyahat, bu valiz hazırlanacak. Güzel tatil yapın, şarj olun, gelin diyorum. Allah'a emanet olun.